Kahve koydum fincana, hele bakın mi cana. Kahve koydum fincana, hele bakın mi cana. Kör olası kelseyit, nasıl kıydın bu cana? Oy benim canım, mi canım, dünyalarda bir canım. Oy benim canım, mi canım, dünyalarda bir canım. Martinimin kolları, gece geçtim yolları. Martinimin kolları, gece geçtim yolları. Aslan mi can geliyor, saymaz karakolları. Oy benim canım, mi canım, dünyalarda bir canım. Oy benim canım, mi canım, dünyalarda bir canım. Mi can sen öleceksin, kabire gireceksin. Mi can sen öleceksin, kabire gireceksin. Dokuz tahta altında ne hesap vereceksin? Oy benim canım, mi canım, dünyalarda bir canım. Oy benim canım, mi canım, dünyalarda bir canım diye kahveyle başlayan bir türküdür. Tabii kahve bizim kültürümüze girdikten sonra türkülerde de zaman zaman konu olmuş. Sadece türkülerde kalmamış. Bizim hayatımızın en önemli anlarına şahitlik etmiş bir şey aslında kahve. Düşünüyorum işte kahvaltı denilen şey de muhtemelen kahveden türemiş bir kelime olmuş. Özellikle kız isteme törenlerinin en önemli unsuru, evet hadi olayın finale ulaştığı yer kahve olmuş. Kahvemizi içelim artık olmuş. Ve hayatımızda önemli bir yer edinmiş. Birçoğumuzun vazgeçilmezi haline dönüşmüş kahve. Değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Kahveyle girdik. Efendim bugün çok özel konuklarımız var. Muhammed Mücahit Çelebi ve çırağı Murat Efe Bozkurt. Şimdi çırağı ifadesi çok önemli. Murat'la özel ilgileneceğiz değil mi ustası? Evet, evet. Çok önemli, çok özel. Kahveci Müco. Lakap mı diyelim, isim mi diyelim? İnsanlar mı koydu? Bu ismi kim koydu? Bu insanlar koydu. Seyyar başlamıştım ben bu işe. Hı hı. Seyyar yaparken bir dükkan olmadığı için işte hani Mücahit de değil de Müco nerede, Müco nerede? Müco nerede? Çok biz orada. Çok önemli bir şey. Seyyar başladık bu evet. işe. Seyyar kahvecilik. Evet. Ya nasıl, nerede? Yani şu, nerede? Hayal edemiyorum ben şu anda. Yani. Nerede? Ankara'da başladı. Şöyle oluyordu, seyyar kahveci dediğim. Yeni açılan dükkanlar oluyordu, kafeler oluyordu. Hı-hı. Ben gidiyordum oralarda. İlk bir hafta, iki hafta. Hı-hı. Orada kapı önünde ya da mekanın bir köşesinde kum ocağında kahve yapıyordum. Kendi kahvelerimi yapıyordum. Bir hafta orada yapıyordum, bir hafta başka bir yerde yapıyordum, üç gün bir yerde yapıyordum. Çok güzel. Böyle geziyordum. Böyle gezerken de zaten hani diyorlar ya çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir diye. Bilmek isteyen biliyormuş. Eyvallah. Ben bunu orada gezerken öğrendim. Şimdi
her gittiğim bir yerde kahve içerken öne giriyorum işte. Mesela sen geldin abi. Geldin benim kahvemi içtin. Sonra bana bir tavsiyede bulundun. Ya Mücahit dedim ben işte falanca yerde bir kahve içmiştim. Ondan sonra ama şu şöyle güzeldi, böyle güzeldi. Şimdi ben bakıyorum. Tamam ya bu adam hani boş konuşacak bir insana benzemiyor. Ya bu adam anlatıyorsa herhalde bir bildiği vardır deyip kimisini dikkate aldın. Araştırmaya başladım. Ondan sonra o kahvenin peşine düştün işte. Abi nerede içmiştin kahveyi? Falanca yerde. İşte ne zaman içtin? Kim yapıyordu? Sonra fırsat bulup bir şekilde yolumu oraya düşürüp o kahveyi bizzat yerinde öğrenip içip oradan da alıp geldim kendim elime ekledim. Eyvallah. Sonra gene bir başka yerde kahve yaparken işte gene bir başka müşterimiz böyle bir tavsiyede bulundu. İçtiği kahveyi bana anlattı. Aynı şekilde gene herhalde o kahve de boş bir kahve değil ki bana anlatıyorlar Evet. diye o kahvenin de peşine düşüp o kahveyi de aldım geldim benim ekledim. Böyle böyle farklı kahveler ilk başta çeşit olsun diye yaparken sonra işte bir baktık ki bu Anadolu'da çok muazzam bir kahve kültürü var. Eyvallah. Böyle farklı farklı yerlerde çok böyle değişik. Sonra bunun izini süren bir kahve, Anadolu'nun kayıp kahvelerini araştıran bir kahveci olduk. Evet, Doğru mu? sonra zaten bir baktım ki böyle yollarımız kesişti. Bunu benden daha ileri seviyeye taşımış İstanbul'da iki kahveci büyüğüm vardı. Onlar benden daha önce başlamışlar aslında bu şeye. Aynı projeyi yapıyormuşuz. Sonra yollarımız kesişti. Sonra ortaya bir kitap çıktı Anadolu'nun kayıp kahveleri diye. Süper. Daha kapsamlı. Sonra birlikte yaptık bu işi. Onlar da çünkü gönül vermişler. Ben de elimden geldiğince destek Çok oldum, güzel. gönül verdim. Birlikte güzel bir proje çıkardık. Çok önemli midir bilmiyorum ama kaç çeşit kahvemiz var Anadolu'nun o kayıp kahveleri derken Yani nelere ulaştık? şu an 50 küsürden fazla kahve var o kitapta. Bu bizim Anadolu'da yetişen bitkilerden ya da kahve olabilecek ürünlerden yapılan kahve midir? Bu yoksa mesela atıyorum Afrika'dan gelen ürünler belki Avrupa'dan vesaireden gelen şeylerle bir karma mı? Ha yok. Şimdi bunlar genelde mesela bunların arasında ne var? Çanakkale yöresine ait fakir tiryakiye kahvesi var. Adından mütevellit. Nohut kahvesi. Allah. Tabii. Fakirlerin içtiği bir kahve. Yalancı kahve. Şimdi fakirler içebiliyor mu? Tabii Yoksa içebiliyor. zenginler mi içiyor sadece? Şimdi tabii tersine dönüyor. Şimdi bu kahve savaş nedeniyle o zaman Osmanlı'nın savaşa gelip gelmeyeceği meşgul olduğu yıllarda hayati önem taşımayan hiçbir malzemenin alışverişi yapılmıyor. Gelmiyor, gitmiyor. Kahve de bu ticaretlerden bir tanesi. O yüzden kahve yok. Bölgede yaşayan halk da kahveden geri kalmamak için, o kültürden geri kalmamak için ellerinde o zaman nohut var. Nohudu haşlıyorlar. Daha sonra kurutup kavuruyorlar. Kahve diye öğütüyorlar. Kahve diye pişiriyorlar. O yokluk döneminde fakir tiryaki kahvesi diye onu içiyorlar. Yine de ondan ayrı kalmıyorlar, değil Tabii mi? yine de ondan ayrı kalmıyorlar. Hatta 3. Ahmet dönemi şairlerinden Osmanzade Tabip Efendi'nin bir beyti var. Olalı kahve-i rûm-ü nümayan, nohudu meşrep oldu cümle yaran. Nohudu meşrebine uydurdu, onu kavuran diye. Eyvallah, ne Daha güzel. sonra nerede bir kıtlık oluyor, pahalılık oluyor, ulaşamazlık oluyor. Kişi hemen nohudu kavurur, kahvesini pişirir, içer. Enteresan. Şimdi biz bunu yapıyoruz. Mesela gençler geliyorlar ya da işte biraz daha böyle yeni nesil geliyor. Ya diyor, siz diyor şaşırmışsınız diyor. Hani saçmalamışsınız diyor. Nohuttan kahve mi olur diyor. Böyle hani dikkat çekmek için ya da acayip bir şey yapmak için. Şimdi biz diyoruz ki bu benim kendi yaptığım bir kahve değil. Ben demiyorum nohudu kavurdum, kahve yaptım, farklı bir tat koydum demiyorum. Bu Benim ürettiğim bir yaşanmış, şey değil. tabii bu yaşanmış bir kültür. Ben bunun elçiliğini yapıyorum. Bunu beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Ama hikayesini duyduktan sonra insanlar bunu beğeniyorlar. Beğenmeseler bile yani onu bir kere yaşadıkları için memnun oluyor. Saygı duyuyor en Saygı azından. duyuyorlar. Çünkü biz bunun elçiliğini yapıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Böyle bir yaşanmıştı. Ha sevenler oluyor mesela, hamileler, kafeine duyarlı olan müşterilerimiz ya da işte arkadaşlarımız bunu severek tüketiyorlar. Mesela kahvedeki en çarpıcı unsur ya da en bilindik şey kafein oranıdır diyebiliriz. Evet, Böyle mi? uyarıcı olması. Mesela her kahvede gerçekten bu var mı? Kafein her kahvede oluyor mu?
olmayan var mı? Mesela nohutla yapılan da muhtemelen yok. Yok, onlarda yok. Tabii normal yani Türk kahvesi olan işte diğerlerinde merengiş dediğimiz kahve zaten o da gene Anadolu'da bazı imkansızlıklardan ötürü ben çok Doğu seviyorum merengiş evet, kahvesini. Doğu bölgesinde yetişen işte o çiğ fıstık diyorlar, çedene diyorlar, stembik diyorlar. Evet. Farklı isimleri var. O da mesela küçük tomurcuklar önce kavruluyor. Hı-hı. Kavrulduktan sonra o da dağıtılıyor. Ondan sonra o da böyle sütle yapılıyor. Onun içinde hiç kafein yok mesela. O da biraz daha böyle baharatlı bir kahve. Türk kahvesi dediğimiz şey gerçekten Türk kahvesi mi? Yani Türklere özgü bir şey mi? Tabii. Şimdi mesela bunu diyorlar. Ya şu an şöyle en çok konuşulan bilinen şu kavurma, öğütme ve pişirme tekniğinden ötürü Türkiye'de yetişmediği halde bütün dünyaya adını Türk kahvesi olarak tanıttı diyorlar. Bu yanlış. Şimdi Yemen'in fethinde 1500 küsur yılında işte Yemen'in fethinden sonra 15. yüzyılda Yemen valimiz Özdemir Paşa Yemen'e gidiyor. Orada kahve tüketiliyor. Kahvenin nasıl bulunduğuna dair sağlam kaynaklar var. Yani tam böyle esas olmasa da sağlam rivayetler diyelim. İşte keçiler yerken işte çoban görüyor, keçileri işte kahve yiyen keçileri görüyor, yemeyen keçileri görüyor, aralarındaki farkı ayırt ediyor, sonra kahveyi buluyor falan filan. Burası bizi insanlık peki kültürü diyelim buna. Tabii. Bizim için önemli olan Osmanlı'ya geldikten sonra. Evet. Valimiz Özdemir Paşa gemilerle kahveyi Mutluluk Başkenti Darü's-Saadet İstanbul'a gönderiyor. Öğrenciler için, talebeler için, mekteplerde bunların tüketimi için gönderiyor. Fakat valimizin gönderdiği kahve bizim bugün fincanda içtiğimiz kahve değil. Çiğ kahve çekirdekleri o bölgede kiş dediğimiz bir meyve var. Kahveyle aynı bölgede yetişiyor. Kişle o yeşil çiğ kahve çekirdekleri o kazanlarda, tencerelerde suyun içinde haşlanıyor. Hani kuru fasulye, nohut gibi, baklagiller gibi suyun içinde haşlanıyor. Kaynatılarak normal taslarda... Aroması karışıyor. Tabii. Normal taslarda yemek gibi tüketiliyor. O taneleriyle beraber. Evet. Rengi, kokusu, tadı hiç alakası yok. Yani mahoş bir tadı var. Çorba gibi bir şey oluyor aslında. Daha acı. Yapılış olarak. Daha çorba gibi oluyor. Şimdi valimiz bu şekilde gönderiyor. Yeni bir şey olduğu için. Ama buna... Öğrenci tadından, kokusundan ötürü öğrenci bunu kabul etmiyor. Saray buna temkinle yaklaşıyor. Ne olduğunu bilmediği için. Aynı şekilde halk buna tepkiyle yaklaşıyor. Ne olduğunu bilmedikleri için. Kahvenin o zamanki farkındalığını Sufi dervişler duyuyorlar. Şimdi Sufi dervişlerin de buna böyle bir şeye ihtiyacı var. Bunu bir ilaç olarak görüyorlar. Niye? Çünkü uzun süren gece toplantılarında daha fazla uyanık kalıp, daha fazla Allah demeye, daha fazla zikretmeye ihtiyaçları olduğu için kahveyi bir içecek olarak değil, ilaç olarak görüp onu benimsiyorlar. Kazanlarda haşlıyorlar kahveyi, tüketiyorlar. Daha sonra haşlamadan önce bazı Sufi dervişlerin yaptıkları yöntem sayesinde kazana su eklemeden önce o kazanda o su yeşili olan çiğ kahve çekirdeklerini birazcık böyle gevrek hale getiriyorlar. Daha işleyebilir olduğunu fark ettikten sonra her seferinde biraz daha gevretiyorlar. O su yeşili olan kahve çekirdekleri biraz daha böyle kuru kazanlarda ateşte gevretildikten sonra rengi değişiyor. Sararıyor. Sarardıkça daha içilebilir olduğunu fark ediyorlar. Her seferinde biraz daha gevrettikleri çekirdekler en son kavruluyor, kahverengi alıyor. Tabii kahverengi. Kahverengini alıyor. Su yeşiliyken sararıyor, sonra kahverengi oluyor. Eyvallah. Tabii o zamana kadar kahverengi diye bir tabir yok. Kahverengi tonunu fındıki, fındıki diye tabir ediyorlar. Kahve de çok sevildikten sonra aldığı renkten ötürü kahvenin rengi diye hayata giriyor. Şimdi kavurdukları kahveyi suyun içinde artık haşlayamıyorlar. O yüzden onu pişirmesini kolaylaştırmak için, suda biraz daha çözülmesini sağlamak için onu dövüyorlar. Toz haline getiriyorlar, eziyorlar. Öğütmeyi öğreniyorlar. Dibekler yardımıyla. Evet. Öğüttükleri... Dibek kahvesi. Evet, o dibek kahvesi dediğimiz aslında öğütme biçimidir Türk kahvesinin. Öğüttükleri kahveyi pişirmek için artık o büyük kazanlar yerine hem kavurdular hem toz haline getirdiler. Haşlamak yerine artık suda daha çabuk çözündüğü için o büyük kazanlar yerine daha küçük kazanlar, daha küçük kaplar hazırlandılar.
O da en son Cezve'ye kadar gitti. Hmm. Şimdi bu yöntem meselesiyle işte hani Sufi dervişlerin uzun süren gece toplantılarında daha uyanık kalmaları için kahveyle olan bu ilgileri hiçbir içeceğe nasip olmayan mistik bir kimlik Türk kahvesine nasip oluyor. O yüzden Türk kahvesinin ayrıcalığı büyüktür. Önemi de büyüktür. Şimdi burada siz aslında kendi işletmenizde diyelim ki bulunduğunuz yerde ahil kültürünün doğduğu büyüdüğü bir yer. Kale kısmı. İşte Ankara Kalesi'ni bilir herkes. Yine o meydanı bilirler. At pazarı denir, saman pazarı denir. Koyun pazarı denir. Nasıl? Koyun pazarı denir. Tabii bunlar satıldığı için oralara bu isimleri vermişler yani. Ankara'nın ticaret merkeziymiş bir anlamda. Ama ahiliğin de doğduğu yer aslında. Ahilin böyle en işlevsel şekilde geliştiği yerlerden birisi. Sen de aslında bu ahiliğin temsilcilerinden bir tanesi olarak buradasın değil mi? Evet. Efe, nasılsın? Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Kaç yaşındasın Efe? 11. 11 yaşındasın. Bir yandan okuldan ayrı kaldığın zamanlarda, okul dışı zamanlarda sen çıraklık yapıyorsun. Evet. Değil mi? Neden bir kahvecide çıraklık yapıyorsun? Bir kere yani seni cezbeden bir şey var mı orada? Hoşuna giden şeyleri bir anlat bize. Kahveler hoşuma gidiyor. Nesi? Kahvenin nesi hoşuna gidiyor? Kahvenin tadı, kokusu. Kokusu, evet. En çok hangi kahveyi seviyorsun sen? Tahmis. Tahmis seviyorsun. Vay. Bir anlatsana tahmis kahvesi nasıl oluyor? Dübek ve merengiçle karıştırıyor. Aa, helal. Tamam, o zaman senin tahmis kahveni içmeye geleceğiz. Tamam. İnşallah. Peki, senden kahve istiyorlar. Değil mi? Nasıl karşılıyorsun gelenleri böyle, konuklar diyelim, müşteriler diyelim. Onları nasıl karşılıyorsun? İlk hoş geldiniz diyorum. Menüyü veriyorum. Hı-hı. Ondan sonra gidiyorum. Onlar beni çağırdığında ne içersiniz diyorum. Hı-hı. Onlar biz söylüyorlar. Karar veren feyizli de ben diyorum. Burada en çok melametle tahmis kahvesi gidiyor diyorum. Onları seçiyorum. Melamet. Niye? Niye onu seviyor insanlar? Ustamızın kendi yaptığı kahvesi. Kendi yaptığı, Melamet kahvesi. Niye bu ismi verdik hocam? Usta. Niye bu ismi verdik abi? Ben Melamet Hırka diye de türkümüz abi Haydar Haydar. Oradan esinlendik biraz da. İlk başta işte kahveyi hazırladık içeriğini falan ama bir ismini koyamadık. Hı-hı. Spesiyel özel kahvede demedik. O sırada işte bu türkü çalarken... Böyle ben Melamet kahvesini kendim yaptım, kendim içtim. Eyvallah. Buradan koyduk. Daha sonra da işte Melamet'in anlamını biraz daha yükledik. Hı hı. Öyle. Eyvallah. Şimdi şunu fark ediyorum. Siz bir kültür elçisi durumundasınız artık. Tabii bir savaşçı demek bence yanlış bir ifade. Yani işi savaşa dönüştürmeye gerek yok yani. Ama bir kültür elçiliği var. Bu noktada bize ait şeylerin de ön plana çıkması için çaba sarf ediyorsunuz. Burada mesela bir çırağın olması bile çok özel bir durum. Ve çırağın da işe hakim olmuş olduğunu görüyoruz yani maşallah. Allah daha güzel noktalara da getirsin inşallah. Tabii şöyle bazı müşteriler, konuklar senin yanaklarını şöyle sıkmak da istiyordur diye düşünüyorum. Sıkıyorum. Değil mi? Tamam. Eyvallah. Ben de sıkacağım yayından sonra. Bununla beraber başka bir kültür de var. Şu an masamızda duran bir kısmını sergileyebildiğimiz bir kültür var. Kahvenin yapıldığı ve sunulma sürecinin gerçekleştiği bir yapıyı izliyoruz burada. Bunları bize anlatmanızı isteriz. Tabii. Bununla başlayalım bence. En temelle başla. Temel hangisidir bilmiyorum ama bu mudur? Temel tabii topraktır kavurma. O. Yok. Temel önce kavurmadan geliyor. Hı. Şöyle kahvenin kavrulduğu tava. Hı. Zaten üzerindeki bu işlemeler. Bu tava kaç yıllık? Gerçekten eski mi? Bu gerçekten eski. Bir 150 küsür yaşında var. Zaten şöyle bunlar taşınabilir olduğu için şöyle katlanıyor da. Çok güzel.
Şimdi ortasında şöyle bir çıkıntı var. Evet. Bu çıkıntı sayesinde böyle içine kahve çekirdeği koyup ateşin üzerinde böyle sallayarak orası harmanlıyor. Kahve burada kavruluyor. Eşit bir şekilde dağılıyor olası. Tabii. Yani. Orayı sürekli işte harmanlayarak kahveyi kavuruyor. Şimdi kahveyi kavurduktan sonra şu soğudanlık. Bu kahve soğudanlığıdır. Bu da tarihi bir şey değil mi? Tabii. Bu da gene bir 100 küsür senesi var. Kavrulan kahveyi buna bırakıyoruz. Evet. Burada kahve... Bu ahşap mı? Bu ahşap. Şöyle. Burada böyle kahve sallanarak soğutuluyor. Evet. Çünkü çok sıcak oluyor. Evet. Üzerinde dumanı tütüyor. Soğumazsa kahve yanıyor. Eğer o soğutma işlemi olmazsa. İçten çünkü hala kavrulmaya devam ediyor. Sallamazsanız da sıkıntı var o zaman değil mi? Tabii, tabii. Yani çok ısındığı için içten hala kahve kavrulmaya devam ediyor. Fazla soğutulmazsa yani. İçten yanıyor. O da kahveyi bozuyor. Şuradaki ağzını ötürüyor. Kahve soğuduktan sonra bundan önce dibek dediğimiz böyle döveçler var. İlk önce onda yapılıyor ama o biraz büyük ağır olduğu için onu getiremedim. Eyvallah. Ama var değil mi? Var. Tamam. Tabii. O aslında dibektir. Ondan sonra dibeklere ya da değirmene buradan böyle boşaltılıp ondan sonra çevrilerek öğütülüyor. Tamam. Hoppa. Şimdi bu Osmanlı askerlerinden Tüfekçi Selim'in icadıdır. Tabii. Allah yani Allah. Bunların öncesinde dibek dediğimiz o büyük topaçlarda dövülüyor. Ondan sonra Tüfekçi Selim işte içinin mekanizmasını, dişli sistemini yapıp biraz daha kolaylaştır hale getiriyor. Şuradan öğütülüyor. Öğütülen kahve burada birikiyor. Ondan sonra el değirmeni. Öğüttük. Şu an toz halinde kahvemiz var. Toz halinde kahvemiz var. Tabii o biraz önce bahsettiğimiz o büyük kazanlar yerine daha küçük kaplar hazırlandı. Adına şöyle cezve deniyor. İşte o daha küçük kaplardan. Artık kahve onlarca kişilik yapılmaktansa böyle artık biraz daha kişiye özel oldu. Evet. Kimin canı kahve kaç isterse. Tabii hemen küçük kaplarda belki kendine hazırlandı. Bile yapabiliyorsun yani. Tabii tabii daha böyle kişisel bir şey haline geldi. Şimdi bakır bunun için, mı bu? Bu bakır ve gümüş. Tabii evet. bu altından sonra iletkenlik konusunda en iyi iletken madde bakır ve gümüş olduğu için. Ne olmalı cezve? Kahvenin cezve, cezvesi. Bakır. Bakır olmalı. Tabii bakır olmalı. Yani iletkenlik konusunda. Tabii evlerimizde daha çok çelik ya da elektronik şey elektrikli cezveler falan var. Evet ne yazık ki. Maalesef. Yani o da kahve çarpıntı yapıyor diyorlar ya ben de bile öyle mesela. Yani ben mesela cezvede 10 tane 20 tane kahve içeyim hiçbir şeyini hissetmem. Ama bu makinelerden bir tane kahve içeyim o çarpıntı yaptığını hissediyorum. Allah Allah. Evet. Bu çok önemli bir bilgi. İşte o elektrikli şoklu olduğu için. Hani şeyden hep bahsediyorlar ya mikrodalganın zararlarından. Aynı şey. Eyvallah. Kapları tasarladıktan sonra cezve diyorlar. Cezve için o büyük biraz daha kahvenin içtikleri taslardan hariç. Şurada da duralım. Kahveyi daha pişirmedik biz. Bir pişirelim. Nasıl pişireceğiz? Mesela oran nasıl olacak? Her kahvenin cinsine göre farklı oran mı tutturacağız? Yok. Bütün çekirdeklerden, bilinen bütün çekirdeklerden Türk kahvesi yapabiliriz. Mesela şöyle bir fincan için ne kadar su koyacağız, ne kadar kahve atacağız? Ölçek ne olacak? Yani 1'e 10. Bizim reçetemiz 1'e 10. Yani fincanımız 100 cc ise 100 cc ise 10 gram. Evet. 10 gram kahve atıyoruz. Bu fincanlar yaklaşık bir 50 cc falan. O yüzden 50 cc 5 gram atıyoruz. Ama bizim kullandığımız standart fincanımız bunlar. Bunlar da 70 ml su alıyorlar. O yüzden 70 ml su 7 gram kahve. Yani 1'e 10. Bunların özel anlamları var. Tabii. Onlara birazdan gireceğiz onlara ama kahveyi pişirelim. Tamam. Kahveyi pişirirken zaten şeker kahve şekerle içilmez. Çünkü kahvenin o zaman başka kavrulduğunda kahveyi sade içemeyenler ya da acı olduğu için içemeyenler o zaman kahveyi bal ya da pekmezle tatlandırıp içiyorlar. Peki bu mesela şu anda da böyle mi olmalı sence? Şu anda yine bal da, ve pekmez mi kullanılmalı?
Mesela sen... Yani kahvenin farkındalığını hissetmek için sade içmek gerekiyor. Sade içmek. Tabii yani hiç şeker... tatlandırıcıya gerek yok. Hiç gerek yok. Hmm. Hiç gerek yok. Zaten bugün Avrupa'da en çok içilen bir kahve var. Latte. Hı-hı. Çok popüler bir kahve. Latte ne? Süt. Sütlü kahve. İşte espresso bazlı sütlü kahve. Hı-hı. Çok tüketiyorlar. Çok seviyorlar. Çok popüler. Evet. Ama kahveyi sütle yapan gene Osmanlı. Hürrem Sultan'ın kızı Mihrimah Sultan. Kendisi kahveyi çok seviyor. Evet. Severek tüketiyor. Ama kahvenin tadındaki acılığı birazcık kırmak için, onu birazcık yumuşatmak için ilk defa kahveye süt ekleyerek yapmayı deniyor. Tarihte de sütlü kahveyi ilk kez kendisi yapıyor. O yüzden sütlü kahvesinin adı bugün artık yavaş yavaş bilinmeye başladı. Menülerde işte kafelerde Mihrimah Sultan kahvesi diye yazmaya başladı. Ama işte ne yazık ki o şu an daha popüler olan latte. Devir döner. Evet, diyelim, devir döner. Şimdi kahvemizi hazırladık. Köpüklü kahve niye makbul? Köpüklü kahve niye makbul? Ya benim için çok önemli bir şey değil aslında yani. O biraz niye çekince böyle şeyi geliyor diye mi? O biraz kahvenin tazeliğini gösteriyor. Yapan kişinin kahveye böyle önemseyerek yaptığını gösteriyor. İşini severek yaptığını gösteriyor. İşte köpük kahvenin bir nevi böyle süsü. Süsü. Süsü oluyor. Yani... Tamam. Şimdi şöyle de bir şey var. İşte cezve tasarlandı. Cezveden sonra işte onun için bir kap tasarlandı. Hı hı. Şöyle bildiğimiz üzere normalde kahve fincanlarına parmak girmez. Hı. Çok zor. Şöyle tutulur. Şu şekilde tutulur. Şimdi ki bunlarda fincan şey yok. Onda kulp yok. Şimdi Hristiyanlar Müslümanlarla alay ediyorlar. Şundan ötürü Hristiyanların bu İstavros çıkarma hareketi dedikleri şu hareket var ya. İlk başta şöyle gidiyor. Şimdi fincan da üç parmakla tutulduğu için ilk başta ağza gidiyor. Buna benzettikleri için, buna binaen Müslümanlar bunu kabul etmedikleri için böyle bir şeyi fincanların kulpunu kırıyorlar. Daha sonra kulpsuz fincanda içiyorlar. Kulpsuz fincanda içtikleri zaman da kulp olmadığı için fincanı şu şekilde tutuyorlar. Tuttuklarında şu işaret ve baş parmağı hilali fincanda parmaklarının arasında yıldızı temsil ediyor. Zaten şöyle dibinde de hilal ve yıldızı motifini işliyorlar. Çok güzel. Daha sonra da el yakmaması için de kulp yerine şöyle bakır zarflar hazırlayıp şöyle bakır zarfın içine alıp el yakmadan bu şekilde içiyorlar. Bunu bu tepsi dediğimiz boşnak tepsisi, boşnak kahvesi sunumu. Bugün bu geleneği Bosna Hersek'te yaşatıyorlar. Boşnaklar bunu sürdürüyorlar. Onlar da sebebi şu, Sırpların çetnik işareti yaptıkları gene şu üç parmakları var. Gene onlar da bu üç parmağı kullanıp kahve içmemek için hala kulpsuz fincanla barı kızartmanın içinde kahve içmeye devam ediyor. Evet. Bunda da güzel bir kültür var. Cezve mutfağa değil, içen kişiye aittir. Yani normalde bizde kahve yapılır. Vay. Cezvede, fincana, mutfakta dökülür. O şekilde gelir ya. Evet. Boşnak kahvesi dediğimiz kahvede cezvede kahve pişer. Pişen kahveyi yanına koyur. Şu şekilde misafire servis edilir. Misafir kahvesini kendi doldurur. Bu da şu anlama geliyor. Sana ne kadar değer verdiğimi gösteriyorum. Evet. Yani bu nelik? O da lokum. Tabii. O da yanında lokum genelde oluyor. Genelde lokum daha güzel. Tabii. İçine bir şeker atmaktansa İşte boğazı rahatlatmak için rahat. Şimdi ilerliyor. Burada iki tane ayrı, şimdi bu boşnak sunumu, boşnakların kahve sunum şekli. Şimdi burada da renkli fincanlar görüyoruz. Evet. Niye renkli? Şimdi artık 15. yüzyılı devirdik. Kahve artık halk arasında yaygınlaştı. İşte gene 15. yüzyılda bu Sufi dervişlerden sonra halk kahveyi tanıdı. İstanbul'da Tahtakale'de Hakem ve Şems adında iki Arap kahveci ilk kahvehaneyi açtı. İnsanlar oraya geldi. Sosyalleşmeler başladı. Kahvenin ne olduğu duyuldu. İnsanlar artık kahveyi tüketmeye başladı. Halk kabul etti. Sonrasında artık 16. yüzyılın başlarında kahve artık saraya girdi. Önemli bir protokol içeceği kabul edildi. Tabii yani milli bir içecek haline geldi. Tabii bunun üstüne bu fincan formlarında, cezve formlarında ciddi çalışmalar oldu. Şu işte biraz önce dediğimiz kupsuz fincandan
ziyade. Şimdi aynı zamanda Türk kahvesi dünyada bilinen bütün kahvelerin atasıdır. Aynı zamanda içerken telvesiyle beraber içerken hala içerisinde demlenmeye devam eden tek kahvedir. O yüzden ne kadar telveli olursa olsun alt kısmı geniş, ağzı dar. Ne kadar son yudumu da alırsak alalım ağza telvenin gelmesini önlüyor. Evet. Ağzının dar olması köpüğünü sonuna kadar tutuyor. Ve porselenin ince olması onu şöyle bir ışık yardımıyla gösterirsek bu da kahvedeki sıcaklığı sonuna kadar tutuyor. Çok güzel. Yani şöyle bilmem ne, ne kadar ince olduğunu. Evet, porselenin inceliğini. Evet. Bunu yapmak da bir usta tabii. Evet, evet. Bu fincanlar saray fincanı dediğimiz model. 16. yüzyılın başlarında artık kahve kabul edildi. Fincanlar formuna göre tasarlandı. Sarayda kullandıkları renk turkuaz ve pembe. Yok alabilir. Şöyle turkuaz ve pembe. Şöyle gösterelim. Bu iki renk saflık, masumiyet ve mahremiyeti temsil ediyor. O yüzden diyor bizim büyüklerimiz yeni doğmuş bebeklere de bu renk kıyafetler giydirilir diye. Ya her şeye bir anlam yüklemişiz. Ne kadar tabii özel aslında. Ondan sonra mercan kırmızısı dediğimiz Türk kırmızısı gücü ve kudreti temsil ediyor. Evet. Gücün ve kudretin zirvede olduğu dönem. Yani sen bir padişaha ya da devletin üst düzey yetkilisine kırmızı sunarsın, başka renk sunmazsın gibi bir durum var değil mi? Yok. O ileride. Özür diliyorum. Kırmızıdan sonra yeşil. Bunun adı Hilafetullah makamı. Osmanlı kendine verilen işte gücün ve kudretin zirvede olduğu dönemden sonra bütün bunların Allah tarafından bağışlandığını benimsiyor. Rengini de o zamanki sufi dervişlerin besin kaynağı olan doğadan alarak renklendiriliyor. O da yeşil. Bu da yeşil. Ondan sonra lacivert. Ne güzel bir lacivertmiş. Evet. Bu da hükümdarlık makamı. Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait bir renk. Bugün hala yöneticilerin kılık kıyafetinde, makamında kullandığı bir renktir. Doğru. Lacivert. Doğru. O renk bu. Çok güzel. Şöyle alabiliriz. Artık son olarak da sarı. Sarı. Hüzün ve ayrılık. 18. yüzyılın son çeyreği, mübadele yılları dediğimiz artık duraklama dönemi. Abdülhamit Han Hazretleri ilk porselen fabrikası olan Fabrikayı Hümayun'u kurduruyor. Fakat fabrikanın başına Fransa'dan gelen ecnebi ustalar geçtikten sonra fincanların formları, yapıları, tasarımları zaman içerisinde değişiyor. Bunlar da burada kalıyor. Çok güzel. Peki burada da başka bir kahve sunum porselenleri var. Bunların anlamı ne? Bunlar amelli fincan dediğimiz. Şöyle gümüş toplar var içerisinde. Tabii. Açılıyor mu bu? Bunlar orijinalinde açılıyor. Şimdi bu çok eski, çok değerli bir fincan olduğu için. Öyle mi? Tabii. Bunun bir örneği Dolmabahçe Sarayı'nda, Topkapı Sarayı'nda, Ankara'da Etnografya Müzesi'nde görebileceğimiz bir fincan. Ben bunu anlatmak için böyle sergi amaçlı yaptık. Çok teşekkür ederiz. Normalde bu toplar içinden ikiye açılıyorlar. Ortadan ikiye açılıyorlar. Fincanın içine sabit kalıyorlar. Şimdi fincanın içinde sabit, kapağını açtığımız zaman o dönemdeki işte içenler kahvenin içerisine koku, aroma ya da bir tatlandırıcı koymak istedikleri zaman kakule, amber, defne yaprağı, yasemin, kakule gibi baharatları, bitkileri bu mini kafeslerin içine koyup kapağını kapatıp üzerine kahveyi döküyorlar. Bu da kahveye bir koku, bir aroma veriyor. Buna da amberli fincan diyorlar. Ama ne kadar güzel yapmışlar yani şunda. Müthiş.
Amberli fincan. Ne düşünüyorsun? Büyük bir kültürün içindesin aslında. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Kahveci. Kahveci olacaksın. Kahveci Efe mi olacaksın yoksa? Evet. Güzel. İnşallah. Evet, bu, ya tabii bunlarla da sınırlı değildir eminim. Süreç değil mi? Tabii, tabii. Yani zaten Türk kahvesi tek başına zikredilemez. Yani Türk başına Türk kahvesi ve kültürü. Hı hı. Yani bizim için önemli olan zaten kültürü. Yoksa kahve kahve güzel. Herkes farklı kahve yapıyor. Biri farklı kahveyi, biri farklı kahveyi ama önemli olan hani tatlar farklı olsa, rengi farklı olsa, kokusu farklı olsa, fincanı farklı olsa, bunun yani için önemli olan biz kültürü. Biz bir kahve kültüründen, ciddi bir kültürden bahsediyoruz burada. Evet. Yani topyekun bir şeyden bahsediyoruz. Sadece içindeki sıvıdan bahsetmiyoruz. Buradaki cezveden, bunun yanışından, burada kullanılan porselenler vesaire yapılış sürecini de bir kenara bırakıyoruz tabii ki. Ama şimdi karton bardaklarda filan kahveler tüketiliyor. Evet. Ne diyorsun? Bakış açın nasıl? Bizim gene kitabımızda yazdığımız keyif kahvesi dediğimiz bir kahve var. Hı hı. Şimdi eskiden Osmanlı zamanında iki arkadaş, eş dost bir araya geldiklerinde hadi gel senden bir keyif kahvesi içelim deyip oturuyorlar, sohbete muhabbete başlıyorlar. Hı hı. Tabii içelim dediklerinde hazır kahve yok. O zaman herkesin böyle kendine ait eşyaları var. Hemen közün üstünde kahveyi bir yandan kavuruyorlar, bir yandan sohbete başlıyorlar. O çok canımız çekti, sen onu tutunca. Evet. Bir yandan kahveyi kavuruyorlar, bir yandan sohbet ediyorlar. Sonra kavurduktan sonra kahveyi alıyorlar, soğutuyorlar, hala sohbete, muhabbete devam ediyorlar. Kahveyi dinlendiriyorlar, hala devam ediyorlar. Dinlendikten sonra kahveyi öğütüyorlar, hala sohbete devam ediyorlar. Hı hı. En son kahve hazır olduktan sonra kahvelerini içiyorlar, kahve içince sohbet bitiyor. Tabii bu işlem de yaklaşık bir 4-5 saat, 6 saat sürüyor. Onun kavrulması, dinlenmesi, soğuması, hazırlanması. O yüzden şimdiki muhabbetler işte hazır birer fincan kahve kadar kısa sürüyor. Hiçbir anlamı yok. Hemen evet. Ayakta aldım, içtim, gittim, bitti. Merhaba, merhaba. Doğru. Yani o değil işte. Hani kahvenin aslında buradaki birleştirici gücü var, sosyalleştirici tabii. gücü var. Yani 6 saatlik bir muhabbet nerede en başından hazırlıyorsun, keyif kahvesi. Ya da işte şimdi hemen karton bardakla içtim, bitti, düğmeye bastım. Kahve bahane demişler ama kahve güzel bir bahane. Evet. Yani muhabbet için aslında muhabbet bahane, kahve şahane gibi bir durum da gelişmiş yani. Bazen tabii. gerçekten kahve içmek için insanlar oturmuşlar anladığım kadarıyla. Evet, yani, iç içe de geçmiş o muhabbet. Tabii. Yani çok anlam var yanında. Mesela kahvenin yanında niye su verilir? Evet, neden? Neden su verilir? Mesela siz niye biliyorsunuz? Neden verilir? Vallahi mideyle alakalı bir şeydir diye zannediyorum. He. Mideye ön hazırlık ya da sonrasında ben içmem genelde. Şöyle biliniyor. İşte şimdi günümüzde en çok şu söyleniyor. Kahvenin yanında su verilir. Hani önce su içilir, o dili ve dadağı temizler, kahvenin tadını daha iyi alabilmek için diyorlar. Öyle değil. Midir? Değil. Değil. Biraz daha geçmişe gidersek, Osmanlı döneminde halk arasında eve misafir geldiğinde kahvenin yanında minik bir bardak su ikram ediliyor. Evet. Şimdi nezaketen o zaman hani ev sahibi misafire sormuyor, aç mısın, tok musun, hani belki çekinir, söyleyemez, aç olduğunu, utanır. O yüzden şey yapamaz diye yanına bir su bırakıyor. Misafirin karnı açsa önce suyu içiyor. Vay. Ev sahibi de bunu anlıyor. Hemen bir sofra hazırlıyor. Gelen misafirin karnını doyuruyor. Misafir suyu içmezse ben kahvemi içim, sohbet, muhabbet etmeye geldim diyor. Gidiyor. Evet. Ama bundan önce daha bir da mesaj yani. Öncesine gideceksek istihbarat amaçlı yanına su bırakılıyor. Allah Allah. Tabii. Asıl sebebi istihbarat. Şimdi saraylarda yemekler hazırlanırken onlarca yüzlerce kişilik yemekler o büyük kazanlarda gün boyu hazırlanıyor, kaynıyor. Evet. Başında böyle nöbetçiler, askerler bekliyorlar o mutfaklarda. Hı. Yemek nasıl yapılıyor, kim tarafından yapılıyor, içine ne giriyor, ne çıkıyor, kontrol amaçlı. Ama kahve öyle değil. Kahve sürekli akşama kadar onlarca, yüzlerce kez yapıldığı için kahveyi takip edemiyorlar. Kim Hı. yaptı, nasıl yaptı, içine ne girdi, ne çıktı. Kahveyi kontrol etmesi daha zor olduğu için kahve artık yapılıyor. Yapıldıktan sonra
Sultan içecekse sultana geliyor, padişah içecekse padişaha geliyor, misafir içecekse misafire geliyor. Yanına minik bir bardak su bırakıyorlar. Kahvesini içmeden önce parmağının ucunu kahveye değdirip, o parmağın ucundaki bir damla kahveyi yanındaki suya bandırıp, eğer kahvenin içerisine herhangi bir zehir girmezse o suda kendini belli ediyor. Ondan sonra kahvesini içiyor. Yani kahvesini kontrol etmek için. O yüzden hani minik bir bardak su ne dili temizler, ne damağı temizler, ne susuzluk ihtiyacını giderir. Evet. Ama bir şeylerin ortaya çıkmasını sağlar. Tabii bir şeylerin ortaya çıkmasını sağlıyor. O yüzden göstermedik. Öyle bir su ikramı oldu. Sona doğru geldik. Arkadaşlar da beni uyarsın ama vakit noktasında. Çok gençsin. Yaş kaç şu an? 26. 26 yaşındasın ve ciddi bir kültüre sahipsin bu noktada. Gelmek istediğin yer neresidir? Ya biz seni böyle bir 20 yıl sonra falan nerede görürüz? 20 yıl sonra gelmek istediğim yer açıkçası şu an dünya üzerinde kahveyle alakalı bir rekabet var. Yunanistan bizim diyor mesela Türk kahvesine. Rusya dahi bizim diyor Türk kahvesine. Ermenistan bunu baltalamaya çalışıyor. İşte böyle bir kültür olduğu için Türkiye'de de bunu ticari amaçlı genelde herkes bunu yapıyorlar. Evet. İşte şu an son dönemlerde işte Türk kahvesi makinalarıyla biraz daha işte bu öne çıktı. Dünyada biraz daha bilinir oldu. Bunu bütün dünyaya işte nasipse şu an bunun müzesini kurmaya çalışıyorum. Daha önce zaten kurmuştuk Karabük Safranbolu'da. Anadolu'nun kayıp kahveleri kahve müzesi diye. Orada da işte gene el birliğiyle. Şu an hala aktif orada. Hı-hı. İşte en son geçtiğimiz hafta Kapadokya'da gene bir kahve sergisi kuruldu. Çok şimdi güzel. Bunu Ankara'da ben yapmaya çalışıyorum. Türk Kahvesi ve Kültürü Müzesi. İşte bu müze vesilesiyle işte bu doğru bilinen yanlışları burada düzelterekten. Evet, evet. Yani bundan bir 20 sene sonra artık böyle Türk kahvesini bütün dünyada yaparak işte bu latte'nin yerine aslında ilk başta olduğu gibi sütlü Türk kahvesi yaparak, evet. Mihrimah Sultan kahvesini yaparak. Kültürü yaşatan bir insan olmak istiyorum. Kültürü yaşatan bir insan olmak istiyorum. Hı-hı. Çünkü şu an Türkiye'de Türk kahvesine gerçekten değer veren bir elin beş parmağını geçmez. Şu an herkes popüler kahvelere sat biraz ticari daha noktanın dışında diyorsun. Tabii tabii şu an herkesin derdi yeni nesil kahveler. Yabancı isimli kahve dükkanları ya da işte popüler kahveler. Türk kahvesi ve kültürüne değer veren gerçekten şöyle sayacak olursak böyle biraz daha kendini duyurmuş bir elin 10 parmağını 5 parmağını geçmez. Eyvallah. Ya tabii ki işin bir tarafında çok ciddi maddi gücü olan unsurlar, reklam gücü olan unsurlar, kısmen bir şeye de benzemeyen ürünler bir kısmı. En azından söyleyeyim. Ama bir tarafında da altyapısı çok sağlam, her noktasında kültür barındıran bir yapı var. Bu yapıya destek olunması gerektiğini düşünenlerdenim ben de. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Efe, ne söylemek istersin? Sona doğru geldik. Ustandan memnun musun? Memnun. Güzel. Ne kadar zamandır berabersiniz? Ne kadar oldu? 2 seneye yaklaşıyor. 2 seneye yaklaşıyor. Peki, talebe diye bir söz var. Duydun mu talebe? Hani öğrenciyle eşler tutulmaya çalışan. Talebe ne demek biliyor musun? Talep eden demek. Sen talep ediyor musun bir şeyleri? Ustandan talep ediyor musun bir şeyleri? Öğrenmek için ne yapıyorsun mesela? Sorular soruyor musun? Soruyor. Bu nasıl oluyor, bu nasıl bitiyor diye gözlemliyorsun. Sen kendin kahve pişiriyor musun? Evet. Kahve pişirme demek doğru bir şey mi? Kahve pişirmek, kaynatmak ya da sürmek. Ocağa sürmek, kaynatmak ya da sürmek. Eyvallah. Üçü de doğru. Yapabiliyor mu Efe? Yapıyor. Yapıyor mu şu anda? Yapıyor. İşte Efe beni şaşırttı. Efe, biz arkadaşımla otururken gelen arkadaşım bir gün öyle esprisine dedi ki hadi Efe 2 tane kahve yap da içecek dedi. Biz de sohbet ederken baktım böyle. Geldi 2 tane kahveye koydu önümüze. Baktım köpükleri, şusu, busu, tadı.
İçtim dedim ki, inanmadım. Sen mi yaptın dedim, ben yaptım dedi. Kalktık beraber, dedim yap bir tane bakacağım. Ya, hadi ya. Tabii. O da izlerken benden gördüğü neyse hepsini yapmış. Aynısını böyle hani ne eksik ne fazla ne gördüyse onu yaparak da kendi başına öğrenmiş. Aferin Efe. Senin hedefinde de kahveci olmak var inşallah. Evet. Ama bu kültürü yaşatarak yapacaksın bunu. Evet. Değil mi? İnşallah. Peki tebrik ediyorum ben seni. Son mesajı alalım size. Bizi izleyenlere. Gittiğiniz yerlerde Türk kahvesi için içmeseniz de sorun. Yurt dışına çıkan izleyiciler varsa mesela yurt dışında özellikle kaldıkları otellerde ya da kafelerde Türk kahvesini sorsunlar. Herhangi bir mekana gittiklerinde, otele gittiklerinde Türk kahvesi var mı? Yapıyor musunuz? Desinler. Güzel, farkındalık olursun. Tabii hani içmeseler de sorsunlar, duyursunlar ya da talep etsinler. İşte o kafelerde mesela Mihrimah Sultan kahvesi olsunlar tatlı yerine. Özellikle. Tabii özellikle yani. Yani bunun farkındalığını yaşatmak da güzel bir şey. Kesinlikle. Kesinlikle. Biz de teşekkür ediyoruz. Yani bu kültürü yaşattığınız için. En azından bize farklı bakış açıları kazandırdığınız için. Salt bir içecek değil bu. Bu bir kültür ve yaşatılması gereken bir şey. Bu kültürle beraber bir usta çırak geleneği. Şimdi biz Efe'de o üslubu, o ahlakı görmeye başlıyoruz. Değil mi? Evet. Bundan 20 yıl sonra inşallah Allah nasip ederse senin dükkanına gittiğimiz zaman da, senin kahvecine gittiğimiz zaman da sen de kendi çırağına ustandan öğrendiklerini anlatıyor olacaksın. Değil mi? Evet. Kızıyor mu hiç? Yanlış yaptığında, arada sırada. Arada sırada. Kızmak da lazım oluyor bazen. Üslubunca. Değil mi? Evet. Çünkü hep gülerek olmuyor bazı şeyler. Bazen insanı dank ettiren ses tonlarının gelmesi de lazım değil mi? Tamam. Peki sana bir soru. Son bir soru. Son soruyu sana sormuş olalım. Böyle 2 yıldır ustanın yanında çalışıyorsun. Yaşadığın en enteresan olay neydi? Komik bir şey de olabilir. Böyle senin heyecanlandığın bir şey de olabilir. Sen de iz bırakan. Ustamı sevgi. Ustanı sevgi. Eyvallah. Çok güzel bir cevap oldu. Teşekkür ederiz. Başarılı bir hayat inşallah. Allah nasip etsin sana. Son bir eserle noktalayacağız. Yunus'u analım. Yunus'un güzel sözleriyle programı bitireceğiz. Ama benim için böyle virgül konulan bir program oldu yine. Program. Bunu inşallah Kahveci Mücadele'de devam ettireceğiz. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bana seni gereksen diyelim. Bu da inşallah senin kulaklarında yer etsin. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerekse ben yanarım. Seni ben yanarım dünü günü, bana seni gerekse ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerekse. Aşkın ile avunurum.